Evet sevgili dostlar, herkese merhaba. Bugün sizlere yem rasyonuyla ilgili bilgi vereceğim. Hayvanlarda yem değişikliğiyle ilgili, yani yemden yeme nasıl geçeceğiz? Ve süt kedisine günlük ne kadar yem vereceğiz? Hangi dönemde ne kadar yem vereceğiz? Sizlere bunu anlatmaya çalışacağım. Tam 150 gün oldu. Bugün 150. gün. Artık akşam sabah bekliyoruz. Yani 10 keçim var. Yani 10 keçi 10 gün içinde doğumlarının bitmesi lazım. Yani o şekilde tekiye geldiler. Ben keçilerime 5 aydır kuru küspe ve süt yemi, ondan sonra arpa ezmesi ve pamuk küspesi şeyi veriyorum, posası veriyorum. Şimdi ben günlük keçilerime 10 kilo süt yemi veriyorum. Ve yani günlük 4 kilo da arpa kırması veriyorum. Üç demeyeyim de. Bu biraz hafif geliyor. Yani bir 2 kiloya yakında bu şey pamuk küspesi posası. Yani bundan veriyorum, toplamda günlük keçi başı 1,5 kilogram yem veriyorum. Bunu ben ikiye bölüyorum. Yani ben bunun yani 1/3'ünü akşam veriyorum. Üçte birini de sabah veriyorum. Çünkü sabah yonca ve fi ile destekliyorum. Akşam da biraz samanla kaba yem, işte küspedir veya silajdır, bunu veriyorum. Kovaya dolduralım. Akşam 7 kilo süt yemi veriyorum. 10 kişiye akşamları 7 kilo süt yemi. Pamuk küspesi posasından veriyorum. Yani günlük 2 kilo. Şimdi bugün farklı bir şeye geçeceğiz. Artık keçilerimi mısır silajına başlayacağım. Yani kuru küspeden mısır silajına geçeceğim. Bu kovayı dolduracak kadar kuru küspenin üzerine mısır silajı koyacağım. Bunu bir haftaya yayacağım. Yani kuru küspeyi her gün biraz azaltacağım. Mısır silajını artıracağım. Her gün bunu yani belli bir seviyede birini azaltıp birini çoğaltarak bir hafta sonra tamamen mısır silajına geçmiş olacağız. Yoksa hayvanlarla yani yem dokunur. Yani hayvanların midesi hassastır. Yani alıştığı yemi aniden değiştirirsen hayvanlara yem dokunur. Mısır silajını kışın vermiyoruz. Çünkü riskli, don oluyor. Don olma ihtimali var, kül olma ihtimali var. Hele hele yavruluysa, yani hayvanın karnında yavru varsa, kürtlüyse yavru attırır. Soğuksa, yani soğuk verirsen, don verirsen, yani yine yavru attırır. Sarım zamanında vermek gerekir. Şimdi ben yani alıştırarak vereceğim. Zaten bu alıştırma aşamasında da kişiler yani hepsi yavrulanmış olacak inşallah. En fazla 25 günde falan bitirmen gerekir, yoksa dediğim gibi kürtleniyor. Hava aldığı zaman kürtleniyor. Bu bir şey gibi, poşu gibi düşünün, şey gibi, konserve gibi düşünün. Silajımızda herhangi bir bozulma falan görünmüyor. Kokusu da normal. Yani kül kokusu yok. Silajda çok dikkat etmeliyiz. Çünkü olursa yavru attırır, hayvanı öldürür. Öldürür yani, çok tehlikelidir. Onun için silaj çok dikkat etmeliyiz. Ama hayvan için çok yararlıdır. Hele hele süt hayvanı için.
süt verimini çok artırır. Şimdi biz alıştırarak silaja başlayacağız. Onun için bugünlük çok koymayacağım. Bu kadar yeterli. Bunu hemen üzerine bir de başka bir şey kapatalım. Almazsa daha uzun durur. Yani bir ay daha sürersin bu toprağı. Şşşt. Haneli kesin ya da 3-5 tane sürsün lazım haneli. Şşşt. Şimdi biraz silaj, biraz küsle. Her gün küsmeyi azaltıp silajı artıracağım dediğim. Şimdi silajı küsmeyi. Arkadaşlar bu 10 keçilik. 10 tane keçimiz var. Arpa, küp yemi ve şey, pamuk küspesi posası. Harmanlıyoruz, iyice karıştırıyoruz. Türkiye'de 3 tane keçi ırkı var, süt keçisi olarak düşünürsek, Mahfız, Sanen, Halep, bir de yani az da olsa Alpin var. Yani süt ırkı keçileri kesinlikle doğumdan sonra 8 ay tekiye verilmemelidir. Yani biz bundan süt alacaksak, iyi verim alacaksak 9 ay kesinlikle, yani 8 ay kesinlikle tekiye vermemeliyiz. Şöyle yani Mart'ın başı, Mart'ın ortaları gibi yani oğlağı alacak şekilde tekiyi salarsak çok yerinde olur. Hem oğlak üşümez. Yani biliyorsunuz Anadolu'da yani havalar yani kışın çok soğuk oluyor. Yani -20'lerde gibi. Keçilerinin laktasyon süresi yani sağım süresi 250 günle 300 gün arasıdır. Bu Mahfız, Sanen, Halep yani dediğim keçilerin yani ortalama sanenler 300 gün sağabilirsin. Yani 1 yılın 10 ay sağabilirsin. Yani sen sağdıkça süt verir. Yani ülkemizde süt ortalaması yani keçi sütü ortalaması keçi başı 120 kilogramdır. Bunun içine bütün keçiler girer. Yani kara keçi de girer. Yani Honamlı da girer, Kilit keçi de girer, Halep, Sanen, Mahfız da girer, Alpin de girer. Bu Avrupa'da keçi başı süt ortalaması yani 1,5 tona yakın. Bu da tabi dediğim gibi yani cins hayvanla ve iyi bir beslemeyle alakalı. Yani peki biz neden verim alamıyoruz? Yani esas soru bu. Yani cevabı ise vermeden almanın derdindeyiz. Yani saldım çayıra, mevlam kayıra. Bu şekilde yani kesinlikle verim alamayız. Hala eski usul. Yani hani hayvanın önüne dök, işte dişi sayısı kadar arpa. Ondan biraz saman sepele. Bu süt vermedi bana. Tabii vermez sana süt. Verir mi? İyi bir sanen günlük 3-4 kilogram süt verir. Mahfız da 2-2,5-3 kilo verenler de var. Halepler de aynı şekilde 2-3 kilo süt verir günlük. Yani iyi bir keçi. Biz bunu yani üçünün ortalamasını düşünürsek günlük 2,5 litre süt alınır. Yani karışık keçin varsa. Yani kaba yemin yani bir kısmını da kendin üretiyorsan hatta kesif yemin yani arpadır, yani yulaftır,
yani mısırdır, yani silajdır. Bunları kendin de üretiyorsan yani kazancını daha çok artırabilirsin. Aynı yemleme ile 12 ayı geçiremeyiz. Yani her gün her gün arpa vermekle, her gün mısır vermekle, her gün silaj vermekle 12 ayı geçiremeyiz. Ama süt yemini kesinlikle süt kedisine 12 ay boyunca 1 kilogramın altına düşürmeden vermek zorundayız. Yani kuru dönemde niye veriyoruz derseniz, çünkü bunlar süt hayvanı olduğu için süt damarları sürekli açık olması gerekir. Hele hele doğumlarına 20 gün kala süt yemini, yani önceki zamanlarda 1 kilo veriyorsak 1.200-1.300 kilograma kadar çıkartabiliriz keçi başı günlük. Şimdi yani bu keçilerin 3-4 tane dönemi var. Tekrar katımı dönemi var, pik dönemi var, ara dönemi var, son dönemi var. Yani kuru dönemi, hamilelik süreci. Her dönemin yani farklı farklı yani yemleme rasyonu var demiştik ya. Mısır silajını 10 ay verebiliriz. Sadece doğumuna 2 ay kala vermeyeceğiz. Çünkü risklidir, küf olur, yani don olur, yavru attırır. Yani hayvanı zehirler. Bu da günlük keçi başı yani 400-500 gram yeterlidir. Yani 4 ay boyunca mısır kırmasını, yani pik döneminde keçi başı 300-400 gram vermeliyiz. Sonra arpa. Arpayı da yani diri vermeyelim, ezme verirsek daha iyi olur. Onu da, arpayı da teke katımı ve hamilelik döneminde. Keçi başı o da yani 300-350 yani o da 300-350 gram yeterlidir. Teke katımı ve hamilelik döneminde. Çünkü arpanın, yani arpanın enerjisi yüksek olduğu için hayvanı zinde tutar. Aralığın çok müsaitse, böyle köydeyse, önünde şeyin var, tarlan varsa, aralığın önünde tarlan da varsa, oraya da yani birkaç dönüm regras otu. Bu Türkiye'de çok bilinmiyor. Bir araştırın. Regras otu, kurusu, hatta yeşili hayvana çok süt yaptırıyor. Bunu araştırın. Yoncadan daha çok biçiliyor. Yani biçip kurutarak kışında verebilirsiniz ama hayvanlara yaydım olarak da kullanabilirsiniz. Yani böyle ikiye üçe bölersiniz. Yani hayvanlar bir kısmını yer. Yani o da bittiği zaman yani ikinci bölüme geçirirsiniz. O da bitti mi üçüncü bölüme geçirirsiniz. Tabii diğer tarafları solayarak büyütürsünüz. Aynı yonca gibi. Bu saydığım yemleme rasyonunu, yani bu söylediğim yemleme rasyonunu ben bu şekilde uyguluyorum. Verim de alıyorum. Maşallah şu anda keçilerim yavrulamadı ama hepsi de çok iyi durumdalar. Yani 200-300'den aşağı beklemiyorum. Yani en başta anlattığım kesit yemin 3'te 1'ini sabah veriyorum. Fi ve yonca eşliğinde. Yani bazı gün fi veriyorum, bazı gün yonca veriyorum. Kesit yemin 3'te 2'sini de akşam veriyorum. Silaj veya küspe ile birlikte. Şimdi silaja geçiyorum yavaş yavaş. Samanı çok az veriyorum. Yani 10 keçiye 1 balya saman 15 gün gidiyor. Rahat böyle yani sepeliyorum. Sadece şu yemin içinde yani karıştırıyorum. Söylüyorum, videomun sonuna geldim. Yani günlük kesif yem süt hayvanına 1,5 kilogramın altına düşürmeyeceğim. Bunun günlük en az 1 kilogramı süt yemi olacak. Yani koyun süt yemi de olabilir, inek süt yemi de olabilir. Kesif yemi pancar küspesi olabilir. Tabii kuru küspe. Ondan sonra pamuk küspesi olabilir. Mısır silajı olabilir. Bunlarla da destekleyeceğiz. Yani 1,5 kilogramı üzerine vereceğiz. Saman konusu, saman hayvanı hamallık bence. Yani yonca verin, fi verin, regras verin. Hele hele yem değişikliğinde de şuna çok dikkat etmeliyiz. Yem değişikliğini bir haftaya yaymalıyız. Mesela küsveden silaja geçeceksek bunu bir haftaya yayıp küspeyi azaltıp silajı artırmalıyız. Küspeyi azaltıp silajı biraz daha yani artırmalıyız. Bir haftanın sonunda küspeyi tamamen bitirip silaja geçmiş olmalıyız.
Yoksa bunun yani olumsuz yönleri olur. Hayvanlarımıza zarar veririz. Buna dikkat edelim. Diyeceksiniz ki yani günlük bir keçiye 1 kilogram yani süt yemi verirsem işte arpayla birlikte mısırla birlikte 1,5 kilogram verirsem işte zarar ederim falan diye düşünmeyin. Tamam vereceğiz. Pahalı olacak biraz ama vermeden de alamayız. Siz önce bir deneyin. Yani az hayvanla başlayın. Yani az hayvanla başlayın. Önce bir deneyin. Bunu göreceksiniz. Kanalıma abone olmayı, yani yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Güzel.